Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Buraya taşınmıştık. Şimdi buradan da Cuma abinin deposuna taşınacağız. Evet. Dayanasın, iyisin, her şey yoluna değil mi? Şükür, on numara, her şey güzel, yerine gidiyor. Şimdi bunlar arkadaşlar kullanmayacağımız için bir süre sağ olsun dayımız hepsini bu baloncuklu olan patpat dediğimiz paketlerle paketleyecek. Yani hakikaten adam işin ehli. Güzel bir iş çıkacak bugün. Şöyle göstereyim mesela örnek olarak. Patpatla yapıldı, üstünde de streç yapıldı. Şöyle malzemelerimiz burada. Bir dünya eşya var arkadaşlar. Burada da bayağı bir eşya var. Bu da aynıyla o şekilde devam ediyor. Şahımız da bizim yanımızda aşağıya koyuyor. 10 sene beri çalışıyor. 10 yıldır yani, maşallah. Evladın gibi olmuş artık. Yok, hani evladım gibi tabii. Evet. Oğlumun da farkı yok. Evet. Evet, o da bir de oğlumun yanı. Hüseyin Reis, nasılsın? Hoş geldin. Var ne ya? Evet, şimdi buradaki eşyalar toplanıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde paketleniyor. Hüseyin Bey kolay gelsin. Hüseyin benim çocuklar arkadaşım arkadaşlar. Ayrıca bu işi yapıyorlar. Karadayı nakliyat. Antep'te olanlar varsa harbiden işlerini çok temiz yapıyorlar. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizim takipçilere duyurulur. Şöyle diğer odalara geçelim. Bu oda toplandı. Akvaryum kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş. Balıklarımız yaşıyor. Yani ben bakımlarını yapıyorum. Sadece camlarını silmedim. Filtre falan temiz yoksa. Çünkü eve gelip gitmiyoruz. Belli zaten. Filtresini temizlemeye geliyorum ara ara. Filtre tertemiz. Ama akvaryumu genel olarak temizlemiyorum. Balıklarımız da maşallah yeterince büyük arkadaşlar. Bunu da ben en son kendim toparlayacağım. İçini boşaltacağım. O şekilde bir çözüm bulacağız inşallah. Buradaki şey vardı, nedir onun adı? Çocuklar için dolap vardı, o da gitti. Bak, depremde şuralar çatlamış. Şuralarda da çatlaklar oluşmuş. Şimdi yeni yere yapacağımız ev biterse inşallah arkadaşlar yine aynı kişiler gelip takacak. Kardeş, sen takacaksın, ona göre sök. Söküm takımızda. Yok, takmayı büyük ihtimalle 1-2 sene sonra yaparsın. Aynen öyle. İnşallah evimiz yapılırsa arkadaşlar 10 numara olur. Bu adamların işi aynı zamanda yani sök tak işi tam sizin işiniz zaten. O yüzden kusursuz oluyor Allah'ın izniyle. Evet. Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Makine kurulacak. Makine kurulduğuna devam ederiz inşallah. Evet, eşyalar toparlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Televizyon kaldı, ünite kaldı. Onlarla toplanacak. Bizim çocukların eşyası. Şimdi asansör dediğimiz bir sistem var. Asansörle yapılacak. O buraya gelecek arkadaşlar. Buradan alıp aşağı götürüp şu tıra yüklenecek. Şöyle ortamı da göstereyim. Bu arada evin konumu çok güzeldi ama ben mutlu değildim binada arkadaşlar. Bina yaşamı gerçekten biraz sıkıntılı iş. Kurallara uymak zorundasınız her zaman. Makine geliyor yavaş yavaş. Dayı esiyor burası.
Dayımız bazen hararet yapıyor arkadaşlar. Ya lan değil mi? Arıyı bu. İbo! İbo! Bu arada siz koydukça ben heyecanlanıyorum ya, o düşer diye. Kral ayağına ne oldu ya? Çamaşır makine mi düştü ayağına? Hadi ya Allah, bismillah. Arkadaşlar vallahi insan var ya, düşecek diye korkuyor. Bu adamlar alışmış tabi. Neyse şu eşyaları toplayalım, finalde görüşürüz inşallah. Evet, televizyonda sarıldı arkadaşlar. Hüseyin sağ olsun. Karton bir de paketleme yaptı üstüne. Paketle beraber. Televizyonda gidecek. Şöyle eşyalar tek tek gidiyor arkadaşlar. Allah'tan bugün hava güzel, serin bir hava var. Evet, şimdi tamamı bitsin. Birazdan devam edeceğiz inşallah. Çok az kaldı. Evet, bitti arkadaşlar taşıma işi. Maşallah bir kamyon malzeme çıktı. Şöyle göstereyim. Bayağı bir doldu iç arkadaşlar. Ne var ne yok, herhalde almışız zamanında. Evet, Karadayı teşekkür ediyorum. Dilek muhabbet, sağ ol. Emine sağlık, şimdi düzme sırasında. Güle güle otursun. Oturamayacağız daha. Eşyanı şu anda oraya götürürsün, sonra inşallah yani nasip olursa yaparsın. Yine seni arayacağım. Ben arayacağım, ben yarın yaparım. Ya bu iş biraz teferruatlı bir iş. Ama sen de bunu güzel yapıyorsun. Güzel. Allah razı olsun yani. Her şey 10 numara. Mis gibi arkadaşlar. Bir de burası hep aile arkadaşlar. Birkaç tane yabancı var ama onlar da yabancı değil. Aile şirketi. Aynen öyle. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi depoda görüşmek üzere. Aynen öyle. Evet, mekana geldik. Yine Cuma Dilsizoğlu'nun yanındayız arkadaşlar. Şimdi Cuma günü aşağıda arkadaşlar, evinin deposu var. Oraya inşallah, aslında bir ikinci ev aslında değil mi? Orada ikinci ev, aynen. İkinci ev. Bir orayı size göstereyim arkadaşlar.
Burada ileride biraz daha param olursa farklı bir proje yapacağım. Şurada cuma benim mekan arkadaşlar. Şu mangallar, şunlar. Ateş, kömür, kazan şey cuma benim. Ya buzu da buraya getirdik. Şimdi hava sıcak diye getirmiyorum. Yok, iyi yapmışsın. Ya şu binalara bak ya. Bir şey diyeyim mi, hiç ilgimi çekmiyor gerçekten. İstanbul'un en güzeli taşınmaz müstakil bir bina. Aynen öyle. Şöyle bir içeri geçelim. Evet, mekan burası arkadaşlar. Destan mı kalmıştı? Destan burada 3 ay ayağı, şey, boynundan yaralanmıştı. He, tedavi. 3 ay veterinerden kaldıktan sonra 3 ay da burada kaldı. Bu arada arkadaşlar içerisi çok serin, çok güzel. Cuma, şu boru ne? O boru ama doğalgaz borusu. He, doğalgaz borusu. Yarın bir gün buraya da bırak. Vay be, yarın bir gün burası olur diye. Tabii canım. Yani burayı bir elemeyelim, bir şey çevirmesin. İleri görüşlü bu ya. Şurada da var. Orada da var. Bu arada burası bildiğiniz ev arkadaşlar. Tuvaleti var, banyosu var, aynası var. Hı-hı. Yani her şeyi var gerçekten. Benim bir şeyler var ama olur. Köpekler. Bu da ev için. Fazladan şeyler. Evet, eşyaları da buraya istifleyeceğiz arkadaşlar. Cuma abi sağ olsun tertemiz yapmış. Kullanmıyorlar normalde. He, aynen öyle. Evet. Sonra da iş yerine çevireceğim. İleride cuma abi durmuyor arkadaşlar. Burası çok güzel. Ofis olacak inşallah. O tahtalar. Aynen, tahtaların yanında. Güzelmiş fazla. Ama oğlum bizim köydeki ağaçlardan tamam, söküp yaptık. Ama düşüyor mu? Güçsüz olarak gidiyor. Nereye gidiyor? Bir dakika, lütfen oğlum. Yo, sağlam bir sıkıntı yok. Kurt hisleri az daha gidiyordu bu. Arkadaşlar şimdi buraya eşyaları depolayalım. İnşallah daha sonra videomuzu finişleriz. Arkadaşlar adam var ya, Seyit Onbaşı, yemin ederim. Maşallah, hayır, hayır, maşallah, hayır, hayır, maşallah. Şamil, maşallah. Şamil dikkatli, Şamil yavaş. Hop 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 hop. Şamil. Dayanını çek ya, dayanını çek ya. Biraz sola yanaş. Allah'ım inşallah çizilmez ya Rabbi. Yavaş. Hürmet, ben daha buraya kaldım. Neyi geçeyim? Abi yavaş. Vol, vol, vol. Vol, vol, vol. Şamil dönme. Allah. Yavaş yap. Kolu kurtardı abi, kurtardı. Yavaş yavaş kardeşim, yavaş. Şamil'e helal olsun. Tamam, aferin Şamil. Adamsın. Aferin Şamil'im benim. Arkasından yatırsın. Şamil Onbaşı, yemin ediyorum Şamil Onbaşı. Ben gel. Yavaş. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Şamil Onbaşı, artık bundan sonra ismi bu. Aşağıda rahatça geçerse 10 numara olacak. İnşallah geçer. Hop, vallahi geçti. Şamil, evet. Yemin ediyorum sana helal olsun. Bak bunu galiben söylüyorum. Kaç kilo var Şamil ortalama bu? Çok değil ya, 130. Ciddi misin? Şamil'e baksana maşallah. Evet, burası böyle doldu arkadaşlar. Videomuzu da artık yavaştan birazdan bitireceğiz. Hüseyin Bey, eline emene sağlık. Sağ olasın. Hüseyin abi. Dayıcım, eline sağlık. Eline sağlık. Allah. Hüseyin. Lancaster'ı üstüne gördüm. Evet, taşıma işlemi bitti arkadaşlar. Hüseyin Bey'in eline emene sağlık. Ekibinin de eline emene sağlık. Dayıcım, Allah razı olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Elinize sağlık. Yolda kaldık. Dolabı falan arabaya yükledik. Şöyle göstereyim akvaryumu da. Ama büyük bir sorun var. He, o ses de bundan dolayı geliyordu. Tamam ya. Allah seni Allah ya. Araba son kablaları kullandı artık. Aynen ya, öyle. Demek uyarı veriyormuş vallahi o an. Ben de dedim bu ne, ama iyi topladım çünkü direksiyon direksiyon her şey bitti. Araba. Arkadaşlar bitti. Araba yakıt bitti. Ekranda uyarı vardı, üşengeçtik değil mi? Dedim evin oradakine gitmiyorum, sizin oradakine gidiyorum. İnsan üşeniyor ya. Bu adam arabanın köşesine vurdu ya. Maalesef yakıt bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Bulacağız şey çaresini. Bana çarpsınlar. Yok gel. Burada kaldık arkadaşlar. Evet. Hubeyb hocamız geldi arkadaşlar. Hocamız geldi abi. Hayırlı olsun. Şimdi yakıtımızı buraya değil, diğer tarafa. Cuma abi açar mısın? Hemen açalım. Ama oğlum bunu nasıl açılıyor bilmiyorum desem. Hadi canım. Vallahi bu hep dönüyor böyle. Bunu petrolciler diyor. Yok bence şey ya. Allah Allah, dur bir. Aa tamam, buldum. Ama oğlum şöyle bastırıp. Hah. Şimdi oldu. Bak, kaçıralım.
kanka, sana ne getirdin? Chris, merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz. Selamlar. Maşallah. Bizi kurtarmaya geldi arkadaşlar. Maşallah. Ne güzelsin. Ya kız çocuklar başka. Bu benim de bizim yeni ekip arkadaşımız arkadaşlar. Suriye değil sana mi? Da aynı oldu hocam. Evet, şimdi bunu tamam, inşallah dolduracağız. Ya şey vermediler. Aynen. Vermiyorlar o yüzden. Ama yani durum zararlı bir durum olduğu için. Pongacın elde var ya hocam. Evet. Bizim şey söyledi. Cuma abi hayırlı olsun. Ben dedim ki tek nefesi tanır mısınız? Belki referans olur. O zaman hiç vermiyoruz. Hadi canım. Yazıklar olsun. Bismillah. Oo, yarasın yarasın yarasın. İyi yeterli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rica ederiz. Her zaman. Kız sen hasta mı oldun? Evet. Geçmiş olsun. Ya sen şimdi bayağı bir esmer. Bu da maşallah Antep peyniri i̇şte, gibi. Maşallah. Allah'ın hikmetlerinden bir tanesi. Lütüflerinden bir tanesi. Allah, Allah nazardan korusun. Bitti mi bu kadar mı? Bitti amma oğlum. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Hocamızla yolda kaldık. Allah razı olsun geldi yanımıza. Bu benim kardeşimiz. 10 numara bir adam arkadaşlar. Teşekkürler kral. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Böyle bir tamam olsun. Verdiğiniz için aslında. Aynen öyle. Allah burada. Bizi bir sebep oldu bir şey. Kesinlikle öyle. Her şerde bir hayır vardır. Tabii. Mutlaka mutlaka. Allah razı olsun. Bu da senden öğrenmen gereken çok şey. O kadar değil. Öğrenmen gereken yakasız çıkmayacaksın. Tabii ki. Yani sen koskoca akın kır kız ol. Ama ben bugün yolcuyum. Cuma abinin yanında yolcuyum tamam, yani. Tamam sen koskoca cuma diyorsun. Aynen. Sonra yoldan kaldım. Kardeş Allah razı olsun. Eyvallah. Evet Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Kadim dostumuz Hubeyb bize yardım hocamız, etti. Allah razı olsun. Ya arabaya bir nazar değdi. Az önce taşımacı arkadaşlar cuma dedi ki ya Doblo dedi her eve lazım. Adam dedi ya dedi arabanı övme nazar değer. Hep. Arabaya nazar değdi. Yakıt bitti. Şimdi motor arızası mı gösteriyor? Aynen. Ya bir sürü Allah sorun çıktı abi oluyor. 3 kilometre gelmedik ha değil mi? Çıkar çıkmaz oldu ama. Allah Allah. Nazar Allah. Var. Var ya nazar bu kadar şimşek hızında. Ya o adamın gözü nasıl değdi ya? Acaba onun mu yani? Onun değil, değil abi. Çünkü o adam övdü böyle dedi. Bismillah köşesine vurdu böyle 3 kere. Şey, az mı vurdu acaba? Adam az vurmuş olabilir. Neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yoldayız. Allah hamdolsun. Bunu da atlattık. Yarın göstereceğim. Yok bence o yani şu anlık anlık bir hata olabilir bence bilmiyorum. Evet arkadaşlar evi taşıdık. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bomboş. Burada bir yaşam vardı. Burada benim masam vardı. Üstünde bilgisayarım. Ondan sonra akvaryum vardı. Var da vardı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayata başlayacağız. Şahsi yorumum binada oturanlara hiç şey demiyorum. Lakin benim tarzım değil arkadaşlar. Çünkü binada oturmak düşünsenize 30 tane daire var diyelim. 30 daireye göre hareket etmeniz gerekiyor. Kurallara aykırı bir şey yapamazsınız. Bu kurallar bazen mantıklı bazen mantıksızdı. Ve ben de doğal yaşamı çok sevdiğim için, özgür yaşamayı sevdiğim için, çocuklarımın koşup oynamasını sevdiğim için kendimi binaya hapsetmek istemedim. Bundan dolayı evimizi sattık biliyorsunuz zaten. Yeni bir mekan almıştık. Belki ileride oraya bir ev yaparız. Şimdi kuyumuzu çıkarttık. İşte etrafını kapattık. Hayvanları taşıyacağız. Nasip olursa ileride belki bir ev yapmak. Allah bize nasip ederse yaparız arkadaşlar. Şimdilik Bavim'de kalacağız. Bavim'de kalmak da biraz zor olacak ama orayı da şöyle çözdüm arkadaşlar. Klima aldım. Çok sıcak oluyor. Yani dışarısı 30 derecesi içerisi 50 derece oluyor. O derece. Geçen gün var ya hamam gibiydi. Çünkü ısı yalıtım yoktur içinde. Oraya ben hazır aldığım için maalesef eksik yapılmış vaktinde. Şimdi akvaryumu boşaltma zamanı. Çok kirli. Lakin dediğim gibi ben bu filtresini falan değiştiriyordum arkadaşlar. Düzenli şekilde temizliyordum. Hatta bak göster pırıl pırıl filtresi var. Sadece şu camı silmiyordum arkadaşlar. Biz çünkü evde kalmıyoruz. Yani depremden beri biz Bavim'de kalıyoruz biliyorsunuz. Sadece iki günde bir geliyordum, balıkların yemini veriyorduk. Eşyalarımızı alıp gidiyorduk ve nitekim tamamen gitme durumuna geldik. Depremde de ufak tefek hatıralar olmuş. Şöyle çatlamalar var orada. Sonra şu köşede var. Biz bunları geçen gün gördük zaten. Şimdi dediğim gibi gelip bakmadık çok fazla. Şurada ufak bir çatlamalar var. Önemli değil arkadaşlar. Yani sonuçta kocaman bir bina. Böyle olması bile mükemmel bir şey. Yapacak bir şey yok.
kader bize bunu nasip ettiği için, biz de bunu istediğimiz için belki de böylesi hayırlıdır diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Akvaryumda boşaltıp içindeki balıkları, çok değerli Osman abi var, bizim gölle ilgili proje yapmıştı biliyorsunuz, sistemi kurmuştu. Osman abiye hediye edeceğim arkadaşlar. Kendisi yerinde bakmasını isteyeceğiz. Evet, evi şöyle son kez bir gösterelim. Abi bomboş. Burada Mia vardı, kedimiz biliyorsunuz. Her şey vardı çünkü bu ev bizim ilk göz ağrımız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu bizim yatak odasıydı. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Daha iyisi için, daha güzel günler için çabalamamız lazım. Depremde bir de burada bir çatlak var. Videoda pek görülmüyor ama şöyle uzunlamasına giden bir çatlak var. Ama bunlar önemsiz detaylar. Evet, şuradaki odamızı çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu oda bizim favorimizdi. Çünkü renkler vesaire çok güzeldi. Allah'ın dediğinde yapacak bir şey yok. Ya bir de burada arkadaşlar, yani benim rahatım biraz böyle kendime önem veriyorum. Nasıl önem veriyorum? Camı açayım, o rüzgarı hissetmek istiyorum. Doğallığı hissetmek istiyorum. Burada karşıda binalar var. Evinizin camını açamıyorsunuz. Yani rahat bir şekilde uzanamıyorsunuz, yatamıyorsunuz. Bunlar bana ters olduğu için burayı sattık. Kendimize bir arazi aldık. Evden çıkıyoruz. Son kez şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ve göz ağrımız, yani terimizle biriktirdiğimiz, aldığımız evden ayrılma vakti geldi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.